Mutlu haftalar, mutlu bayramlar efendim. 3 Santrfor programına hoş geldiniz. Bugün 31. hafta karşılaşmalarını konuşacağız. Tabii keyfimiz yerinde, bayram olması sebebiyle de keyfimiz ekstra evet. yerinde diye düşünüyorum. Seniye ve Emre'ye iyi bayramlar dileyerek başlayalım. İyi bayramlar diliyorum. Şu bayram olsun. Keyifler yerinde ben de. Bayram sabahında. İyi bayramlar diliyorum, biz de dedim. Tabii garip yani. Garip oldu. Kararsızlık yaşadım konuşurken. Ama ben de diliyoruz diye başladım. Hani evet. izleyicilerimizle birlikte hani size o dilekleri iletmeye çalıştım. Oradan bir kafa karışıklık oldu bende. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Keyifliyiz tabii ki bayram olması nedeniyle. Ama tabii bayramın ilk günü bu saatte buraya gelmek de... biraz erken evet çekimdeyiz bugün. Çok kolay olmasa yani çok derken burada. Değil ya. Yani 11. Işte, evet. 11. Ama öncesindeki insan böyle bir kahvaltı sözünü daha erken kapalı, kalkmaya kendini programlayınca... Kapalı, yer kapalı. Sen kapattırmışsındır orayı. Kapalı, ben Emre'yi aradım. Belki şu numaralar ararsa bak, açmayın, Emre'ye dedim kapalıymış ki sabah. Emre'ye sabah dedim ki geliyorum, abi gelme, orası kapalı dedi. Şimdi söyleyemiyorum neresi olduğunu da gideceğiz. Kapalı demeyin, kapalıdır dedim. Muhtemelen kapalıyız zaten. Bu arada senden sonra aradım, kapalı hakikaten. Valla, evet. Aradın mı? Aradım. Bir küçük bravo. Açıklama yapalım, kendilerimizle konuşuyormuş gibi olmasın. Senihin bize bayram sabahı, tabii bugün erken saatlerde çekim yapacağımız için 31. hafta karşılaşmalarını konuşmak üzere burada toplanacaktık. Öncesinde bayram kahvaltısı evet. sözü vardı var. Ama her zamanki gibi. Var. Çikolata ile geçecek. İşte, çikolata. Neyse ki çikolatamız var. Evet. Şöyle mis gibi. Telafi olacak. Bunu çikolata. Emre'nin... Sosyal medya hesabından göreceksiniz haftaya telafisi olunca. Hep izleyenler görecek. Söz konusu değil mi? Yani hani bu... Evet. İzleyenler görecek yani net. Neyi görecek? Yani bu sözümün tutulduğunu senin hesabından görürüz. Ama bugüne kadar kahvaltı... Şey mi yani, canlı yayın mı yapacağım kahvaltı? Hayır abi, canlı yayın yapmayacağım. Önünde bir sözümüzü tuttuğumuzu fotoğrafını koyacağım. Sana çaktırmadan işte yaptırıyor, farkındasın değil mi? Emre'yi sosyal medyaya geçireceğim. Tabii. Bal kaymak diyor yani, bal kaymak fotoğrafı. Aa olur he. Bal kaymak, şu an zaten bal kaymak elimiz ayağımız titriyor yani. Peki bir kez daha Nesine TV izleyicilerine iyi bayramlar dileklerimizi iletelim. İyi bir bayram olsun, güzel bir bayram olsun. Hoşgörünün, anlayışın hiç geçmediği ve eski bayramların tadında da bayramları yaşamayı tabii temenni ediyoruz. Zaman geçtikçe, yaşımız ilerledikçe diyerek cumartesi günü yani yarın saatler 19'u gösterdiğinde Ümraniye Spor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ümraniye Spor evinde ağırlayacak Beşiktaş'ı. Emre ile başlayalım. İlk maç 5-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona ermişti. evet. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? İlk maç Şenol Hoca'nın ilk maçıydı. Evet. Bu maçta Ümraniye Spor teknik ekibine ilk maçı olacak. Recep Hoca istifa evet, etti. Recep Hoca istifa ettikten sonra, daha doğrusu ayrıldıktan sonra kim gelmiş? Mustafa gelmişti yerine. Onun ilk maçı olacak. O yönden aslında enteresan. İki takım iki maçta iki yeni hocayla mücadele etmiş olacak. Ya ben... Artık Ümraniye Spor'dan hoca değişikliğiyle beraber pek umudu bir şey beklemiyorum yani. Umudu kestim demeyeyim. Bir reaksiyon tabii ki olma ihtimali var ama zaten bence hakikaten kadronun üzerinde futbol oynayan bir takımdı. Ama Recep Hoca da şanssızdı yani, yapacak bir şey yok. Bu kadar fazla mücadele edip skor alamayınca ki son haftalarla beraber skorlarla beraber oyunun da biraz düştüğünü gördük. Çünkü muhtemelen direnç azaldı oyuncularda. Bir noktadan sonra çünkü iyi oynayıp arka arkaya puan alamayınca ya da istediğiniz puanları toplamayınca ya ne yapsak olmuyor, muhtemelen oyuncu grubuna sirayet eder. Öyle bir durum da gerçekleşmiş olabilir ve onu ben yeni ekibin bozmasının çok kolay olmayacağını düşünüyorum. Beşiktaş zaten formda, çok iyi bir Trabzon maçı oynamadılar ama bu maçta ben çok zorlanmadan galibiyete ulaşacaklarını düşünüyorum bu nedenlerle. Ben ilk maçı hatırlıyorum, 5-2'lik maçı. Bence Ümraniye Spor'un kırılma noktalarından biri olabilecek bir maçtı. Çok pozisyon vardı, değerlendiremediği pozisyon çoktu. Belki o maçta farklı bir skor alabilseydi ki Bolda golü geçmişti. Evet. Biraz daha farklı olabilirdi gidişatı en başta diye düşünüyorum. Seninle devam edelim. Yani ben 11'e baktığımda... çok İyi yaşa. Özür dilerim. Sağlıklı yaşa. Beraber. Karagümrük maçının 11'ine baktığımızda Emre de aynı şeyi düşünmüştür muhtemelen. İki tane savunmacı var. Üçlü çıktı ama iki tane orijinal savunma 10 oyuncuyla çıktı. Ben dedim herhalde bu maçta 10 gol izleyeceğiz. Yani öyle bir 11 ile çıktı ki çünkü ya kazanayım ya da gideyim bir 11'iydi ve gitti hoca. Enteresan bir maç oldu. Çok bol, zaten golleri de beklediğimi söylemiştim bu maçta. 4-2 bitti ve hoca gitti ve Ümraniye de gitti. Yani artık Ümraniye Spor'un tutunma şansı kalmadı bence. Beşiktaş'ta çok çok kötü bir Trabzon 60 dakikası, 65 dakikası sonra pozisyonlar var ama Beşiktaş'ın da bu beraberlikle Galatasaray-Fenerbahçe'nin de kazanmasıyla elinde tutunacağı bir maç kaldı. O da bu maçtan sonra oynayacağı Galatasaray derbisi var. Ligin kaderini tayin edecek bence Beşiktaş orada. Çünkü Galatasaray
şimdi konuşacağımız Karagümrük maçını da kayıpsız geçtiği takdirde bence finale çıkacak Vodafone Park'ta. Beşiktaş da kendini daha az yorarak o derbiye çıkacaktır bence. Peki devam edelim. Pazar günü saatler 13.30'u gösterdiğinde Kasımpaşa'da evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Tabii geçen haftanın karşılaşmalarına şöyle bir baktığımızda Konya 2-1 Adana Demirspor'a mağlup olmuştu. Şimdi 10 kişi. Evet. 10 kişi Adana Demir'e direnemediler. Kasımpaşa 2 deplasman üst üste yenildi. Adana Demir'den 5 yedi ama Kayseri Spor'la beraber kaldı. Kayseri Spor ayrı bir konu. Onu birazdan konuşuruz. Sonra ayrı bir onun maçında konuşuruz ama Kasımpaşa bu lige tutundu. Çünkü çok iyi bir scout ekibi var. Çünkü orada Emre'de katılacaktır belki. Serkan Reçber her sene birini buluyor. Ve 10 gol atıyor, 10 plus yapıyor. Kasımpaşa'yı ligle tutuyor. Kasımpaşa'nın kasasına parayı da koyuyor. İyi bir scout ekibi kurdular orada çünkü Kasımpaşa'da. Bunun da ekmeğini yiyorlar diye düşünüyorum ben. Bu maç özelinde de... İlk maçta da son dakikalarda bolca sarı kart çıkmıştı. Evet, evet. Biraz, teknik ekibe de çıkmıştı. Biraz sertleşmişti maç. Konya uzun süre sonra kaybetti ve 10 kişi Adana Demir'e kaybetti. Moralsiz geliyorlar ama taraf için zor bir maç. Yani şu kazanır diyeceğim bir maç değil ama ikisi de gol atar diye düşünüyorum ben. Evet yani ben biraz Kasımpaşa'ya daha yakın görüyorum maça. Yani söylediklerine karşı çıkamam senin ama Kasımpaşa'nın şu anki kulüp yapılanmasının pek ideal olmadığını düşünüyorum. Çünkü kulüp değil. Biraz da işletme gibi gidiyor Kasımpaşa. Yani bir teknik adam için de çok ideal değil. Oyuncular için belki olabilir. Aynı teknik adam için böyle sürekli dönüp dolaşıp aynı teknik adamı göreve getirmeleri de bir soru işareti aslında bakarsan. Evet yani çünkü orada sportif direktörün işte görev tanımı da çok belli değil gibi. Yani sadece oyuncu bulmak ya da oyuncu transferiyle ilgilenmiyor gibi aynı zamanda. En azından duyduğumuz şeyler onu gösteriyor. Bu da zorlaştırıyor işi ama şöyle bir durum var. Kasımpaşa evet Kayseri deplasmanından beraberlik çıkmayı başardılar ve fena da oyun oynamadılar. Yani Kayseri'yi çok sınırlayan ve genel itibariyle bir puan da hak eden bir takım gördük. Ben iç sahada Kasımpaşa'nın iyi gitmeye devam edeceğini düşünüyorum. İlk maçını iç sahada kazanmıştı. O nedenle bu maçta da direnci çok yüksek olmayan Konyaspor'u iç sahada bir şekilde geçerler gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi orta ve uzun vadede bence Kasımpaşa'da işler çok düzelmeyecek gibi geliyor bana. Onu söylemem lazım. Daha anlık tepki. Yani en azından istiyatım yönünde. Sürdüremeyecek. Peki 16'da da Adana Demirspor Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Buradan istersen devam edelim Emre. Evet. İlk maçı da hatırlatmak gerekirse 2-2 berabere kalmıştı Kayseri ile Adana Demirspor. Ama Adana'nın da çok pozisyonu vardı bu karşılaşmada da. Vallahi belki haftanın en güzel maçlarından biri. Yani yine oranlar dikkatimi çekiyor. 1.42 Adana Demirspor galibiyeti için yani evet Adana Demirspor'un istihada galibiyete yakın olduğu kesin ama Kayseri Spor yani bu oranların verileceği bir rakip değil gibi geliyor bana. Şeyin de üstünün de düşük olması bu kadar enteresan değil mi? Adana Demir'in iç sahadaki maçları hep 4+ devam ettiği için ve çok gollü maçları imza attığı evet, için ama... bir de üstüne 2-1 10 kişi kazandık. Hani çok gollü maç. Bu arada Kayseri Spor da aslında bir tane golsüz maç çıkardı. Hani bu Kasımpaşa maçını bir kenara bıraktığımız her maçında gol ve goller var. Mantıklı. Yani şöyle mantıklı. Çok golcü bir takım çünkü Adana Demir. Endiaye evet. Yok. Cezalı. Akintola yok. Geçen hafta kırmızı kart cezası vardı. Bu karşılaşmada oynamayacak. Onu evet kırmızı kart görmüş ve ona rağmen... öne geçmeyi başarmışlar. Adana'da kırmızı kart eksik olmuyor. Her maç olmuyor, zaten evet. Ya cezalı var ya kırmızı kart var. Ya Çağdaş Hoca'yı şöyle tebrik ederim. Çok özür dilerim. Çok kararsız ben zaten bu maçta abi. Şunu söyleyeceğim Çağdaş Hoca için. Şimdi Fenerbahçe'den 4 yedi. Çünkü Fenerbahçe 4 yemişti Beşiktaş'tan derbide. Ve Çağdaş Hoca maçtan sonra dedi ki bunu bekliyorduk. Hı-hı. Bir reaksiyon göstereceklerdi. Tamam. Galatasaray'a çıktı. Darmadağın oldu. Burada keza bir Ümraniye galibiyeti var arada. Burada golsüz beraberlik. Kadro bu. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biraz hocanın kafası karıştı. Geçtiğimiz hafta Trabzon oldu, bir şeyler oldu, bir kafa gitti. Yani normal yani bir acaba mı oldu çünkü orada. Ama Kayseri Spor bu ligin her zaman alkış hak eden takımıdır. Bu dar imkanlarla, dar kadroyla, sezon başındaki problemlere rağmen gol atarlar. Bu sefer gol atarlar bence. Peki 19'da da Galatasaray Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. İkisi de bir önceki maçta 4 gol attı rakibine. Galatasaray Alanya'ya, Karagümrük'te Ümraniye'ye 4 gol atmıştı. Emre nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Ben biraz gollü bekliyorum
karşılaşmayı. Evet. Yani, Galatasaray sanki puan kaybetmeyecek. Bence de puan kaybetmeyecek gibi. Karagümrük bu ligin en çok gol atan, daha doğrusu en çok yanlış oldu. Maçlarında en çok gol atan takımı. Hı hı. 28 maç oynadılar. 111 golleri var maçlarında. 60 gol attılar, 51 gol yediler. Yani 28 maç, 111 gol. Nereden bakarsan bak maçlarında ortalama 4 gol oluyor demek. Yani, evet. 69 Fenerbahçe, Galatasaray 64, Karagümrük 60. 60. Ama yedikleri gol sayısı çok fazla çok olduğu fazla, için diğer takımlardan. Çok fazla, evet. Yani 50. Açık ara maçlarında en çok gol alan takım konumunda bu sezon. Zaten bu onları bu yönden çok öne çıkartıyor. Galatasaray karşı da ben yani dediğim gibi yani Karagümrük'ü geçen haftalarda da galiba burada söylemiştim. Çok dirençli bir takım değil, elegan bir takım. Yani dirençsiz anlamında söylemiyorum ama biraz yumuşak, soft oynayan bir takım. Andrea Pirlo'nun tercih ettiği oyun biraz böyle. Böyle takımların Galatasaray'a karşı, yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ayırıyorum. Galatasaray'a karşı işlerinin biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü çok yetenekli ayakları var ön tarafta. Ve zayıf savunmalara, dirençsiz savunmalara karşı çok daha rahat skor buluyor bu oyuncular. Bir de önemli eksikler var, kaleci eksikleri var. Evet. Yani değil mi? Batuhan... Batuhan yok. Batuhan Şen yok. Vivian'ın da. Vivian cezalı. Cezalı. Üçüncü kaleci Muzaffer. Mi? Muzaffer 16 mi? Ya da 17 yaşında olabilir. Öyle yani bir kaleci çıkacaklar maça. 45 bin taraftarın tabii. Önüne bir anda 16-17 yaşında bir genç kardeşimiz. Çok zor. Yani o baskıda ve Icardi'nin durumu maç saati belli olacak ama hani Icardi, Mertens, Kerem'i, Raşikas'ı, Zanyavuz yani üzerine gelecek oyunculara da baktığınız zaman zor bir maç olacak umarım ama bu tip şeyler kırılma oluyor bazı genç. Tabii. Umarım yani öyle çok böyle şey olmaz da genç kardeşimiz Kardeşim yani, kendini de göstermek bana da öyle geliyor bu arada. Beşiktaş derbisini düşünerek ben olsam sana yol yönetirim bu arada. Evet. Santrafor'da. Okan Buruk bilmiyorum nasıl bir tercihte bulunacak ama bir sorun yaşamaz yani derbi öncesinde bir de birazdan konuşuruz Fenerbahçe'nin bu kadar ben asla pes etmeyeceğim dediği bir ortamda burada puan kaybetme lüksü yok zaten Galatasaray'ın. Özellikle Galatasaray Beşiktaş derbisi oynayacağız. Evet. Peki pazartesi günü saatleri 17'yi gösterdiğinde Giresunspor evinde Başakşehir'i ağırlayacak. Giresunspor önceki maçta Ankara gücüne de 3-1 yenilmişti. Buradan devam edelim, parantezde açalım daha doğrusu. Başakşehir'in de çok iyi oyun oynamadığını birkaç haftadır görüyoruz sadece. Kupa karşılaşması haricinde. Bir tek kupada. Orada bir an içmişlerdi bence. Tabii bir 7-0'ın hırsı vardı. İntikamı tek tutunacak vardı. Şey kupaydı. O gün Galatasaray da kötüydü. Mertens başta olmak üzere. Kaan çok kötüydü savunmada vesaire vesaire. Ama Başakşehir çok kötü. Yarım şutla maçı kazanacaklardı Fenerbahçe maçını. Galiba yarım şut yani. İnanılmaz doğru. Kötü. Yani Başakşehir'i bu kadar kötü hiç hatırlamıyorum. Çok uzun. Belediye dahil yani belediye oldukları dönemden dahil bu kadar kötü hatırlamıyorum. Fener maç mı şimdi diyorsun? Evet çok kötü oynadılar bence. Yani ikinci kaleye gitmediler. Kaleye doğru. Gittikleri pozisyon yok ve Fenerbahçe de bu durumdayken. Ama 10 kişi kalmasalar bence kaybetmezler. Başka bir şey yani bu maçı kazansalar da aynı şeyi söyleyecektim zaten. O başka doğru. Bir şey ama Emre hocam sen de artık kenarda dur ya. Yani sürekli kendini ceza. Attırıp evet. Sürekli kendini doğru. Attırıp şeyde maçın anlatıldığı cam ekranda sana ihtiyacı var işte takımın kenarda. Var. Bu maç sana hocanın çünkü futbolcu kenarda hocasını istiyor. Bu çok net yani. Hele ki böyle takım vardı. Tabii. Aynı şey Jesus'un derbide cezasında da konuşmuştuk yani. Yine bir takım istiyor o hocayı kenarda görmek. Tabii ki yani ama ben bu birlikteliğin son bulacağını düşünüyorum zaten. Emre Belezoğlu'yla. Kesinlikle son bulacağını düşünüyorum sezon sonunda. Ben de ona dair bir şeyler duydum. Bu arada tamam. Ekrandan bakınca enteresan formayı rengini değişik gördüm. Dedim ne oluyor? Sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Düşünüyorsun ve duydun muhtemelen. Emre Hoca ile alakalı, Emre Belezoğlu ile alakalı enteresan bir yer duydum. Enteresan bir kulüptüm ama burada söylemeyeyim. Bak şimdi geçen hafta benim bıraktığım yerden oluyor. Süper Lig'den mi? Onu söylerse... Evet ben değil. Anladım. Yani tahmin değil. Anladım demeyeyim çok iddialı. Süper Lig'den değil diyor ama. Süper Lig'den değil. Değil ha. Süper Lig'den sana hani şoke edebilir. Bir iki takım var. Onlar gelmişti aklıma. Yok, değil. Büyük bomba olurdu ama tabii yani. Bak sonuna kadar ama benim dediğim hoca da bu arada çıktım açıklandı ya. Çıktı evet yani doğru. O kadar olmaz. Neler Bielitsa'ymış. Bielitsa ama yani şunu bilseydim, ya programdan sonra açıklandı bilseydim yani en azından bunu söyleyebilirdim ama ben bir gün sonra açıklanacağını düşünüyordum. İşte yürekli olmak çok önemli. Buyurun. Seni Yurga. Hoca da 4-1'lik Trabzon'u konuşamayacağız maçı. Bay geçtiği için ama kötü bir başlangıç. Ben Sivas çok doğru tercih olduğunu düşünüyorum kesinlikle, bu arada. Kesinlikle aynı fikirdeyim.
Ama belli de olmaz yani. Daha böyle ligin içinden bir hoca olmalıydı diye düşünüyorum ben de şu anda. Yani bilmiyorum da ama kimse de bırakmaz zaten takımını. Trabzon ayrı bir program olur ya bence bu sezonun sonunda. Ayrı bir konuşulması gereken bir durum bence yani. Biraz oyuncuların dağınıklığı söz konusu böyle her bir her şey darmadağın. Giresun Başakşehir, Emre ben sana şöyle finali atayım. Ben Giresun kazanır şaşırmam. Ben şaşırırım. Yani iki tane çok sıkıntılı takım karşı karşıya geliyor. Yani Giresunspor'da şöyle bir durum var. 13 maç, son 13 maçta bir galibiyetleri var. Önceki ilk 15 hafta 5 galibiyet, son 13 hafta bir galibiyet. Yani 28 haftayı 14-14 diye bölünce ortaya çok saçma bir şey çıkıyor. Giresunspor'da çok kötü durumdalar. Yani maç kazanamıyorlar. Tabii ki hep söylüyorum ben. Yani bu kadar böyle seriler bir noktada biter, bir noktada bir yere patlar. O takım Başakşehir'de olabilir ama sanki Başakşehir yani oyuncu kalitesiyle bana bir şekilde bu maçı çözer gibi geliyor. Ya ben mesela ilk 70 dakika Başakşehir'le alakalı o kadar olumsuz düşünmüyorum Fenerbahçe'ye karşı. Bence iyi oynadılar. Yani fena oynamadılar. İyi savunma yaptılar ve hiç yani ilk 70 dakika pozisyonu yok neredeyse Fenerbahçe'nin. O Fenerbahçe'den de kaynaklı oldu biraz sanki. Tabii. Yani şimdi zaten geçeceğiz Fenerbahçe maçına. Biraz o ve 10 kişiyle Adnan Yanuzay maçı bitiriyordu. Tabii o iki direğe çarpmasa top. Tabii. Aynen öyle. O nedenle Başakşehir sanki kalitesiyle bir şekilde bu maçı çözer gibi bir hissiyatım var. Ama dediğim gibi yani iki tane sıkıntılı takım karşı karşıya geliyor. Ben ne Başakşehir'in tüm konsantrasyonu bence kupada olur. Evet, kupaya konsak Avrupa'nın tek kapısı artık orada kupa olur kupa, bence. Bunla, bu maçtan sonra kupa mı var? Sonra. İki sonra var. Evet. Hı. Ama yani zor ya Başakşehir için zor yani. Çok zor bir sezon finali bekliyor. Kupada da ben çok umutluydum zaten. Peki o zaman son maçımızı da değerlendirelim. Evet. Saatler 20'yi gösterdiğinde pazartesi günü Fenerbahçe evinde İstanbulspor'u ağırlayacak. İstanbulspor son sıralarda ligde kalma mücadelesi veriyor hala da diyelim. Tabii hala daha bir soru işareti ama geçen hafta yani geçen karşılaşmada daha doğrusu Antalyaspor'la 3-3 berabere kalmıştı. Onu evet. da ekleyelim. İlk karşılaşmada 5-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona ermişti İstanbulspor'la Fenerbahçe karşılaşması. Sanki yine gollü geçecek gibi yani hani o rüzgarı arkasında alıp İstanbulspor'un bu arada %40'ı yok. Çok eksik, çok cezalı. 4 oyuncu cezalı. Ama İstanbul'un ligde kalma mücadelesi İnanılmaz tabii ki yani. Hani Ümraniye'ye baktığımız zaman İstanbul'un şansı çok daha fazla ama yine de bir ekstra reaksiyon verebilir. Emre'ye finali yapması için şöyle pası atayım ben. Çok uzun uzadıya konuşacak bir maç değil zaten. Evet, maç sonucu olarak çok uzun uzadıya konuşacak bir maç değil ama Fenerbahçe kötü oynuyor. Kenardan kötü yönetiliyor. Geriye düşüyor ama Fenerbahçe diyor ki hayır. Bitmeyecek diyor. Yani sonuna kadar da gideceğim diyor. Bu çok enteresan. Hakikaten enteresan bir reaksiyon. Oyuncuların yıldızıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. İşte zaten her maç bir yıldız ya çıkartıyor. Ya hoca değil de. Zaten hoca olmadığı kesinlikle. Ya Emre sana şöyle pas atayım. Tamamen yaslanmış 1-0 geridesin. Başakşehir 20 kişi birden savunmadayken Arda çıkar mı? Crespo ile Aro. Yani inanılmaz hatalı. Ben yani tanımasak hocayı diyeceğiz ki bu kim ya kenarda diyeceğim. Yani bu kadar kariyerine ama Setenay yani gerçekten yapıldı. Yani çıkan 11'e bakıyorsun, değişikliklere bakıyorsun. Çok büyük bir şans bu maçın kazanılması. Hani o topun Valencia'nın önünde durup tekrar Serdar Gürler'in ayağından sekip Pedro'nun önüne gelmesi, ikinci golün kaleciden sekip tekrar müthiş bir şans. Oyuncu hırslarıyla gelen bir galibiyet ama kötü Fenerbahçe kötü oynuyor yani. Çünkü hocadan dolayı bence bu arada. Hoca da tüm hücreleriyle saldırıyor. Hani tabii yanlış hikayesi. İşte hani şeylerde. Her şeyi var gücümle ortaya koyayım, her yolu deneyeyim. Oyuncular. Dolayısıyla da bu kadar çok eleştiriye maruz kalmayayım düşüncesinde olabilir artık. Psikolojikman biraz çöküş de söz konusu olabilir diye düşünüyorum Emre. Aynen yani Fenerbahçe için gerçekten işler hiç iyi gitmiyor. Yani ligde sürekli yeri düşüyorlar. Son 4 maç ligde geri düştüler. Evet, 1-0-2-1-0-2-1. Hep geri düşüp son bölümde, son yarım saatte hatta neredeyse reaksiyon veriyorlar. Ya bu maç herhalde öyle olmaz. Çünkü yani İstanbulspor zaten ya oyun olarak ölüyor ama bilmiyorum yani ben hala zayıf bir takım olarak görüyorum. Bir de senin söylediğin gibi çok fazla cezaları var, çok fazla eksikleri var. Kadıköy, bu arka arkaya gelen son dakika galibiyetleri taraftarı da çok coşkulu bir hale getirecektir o maçta. Çünkü artık yani her maç onlar için son şans. Yani her puan kayıpları Galatasaray kazandığı müddetçe şampiyonluk yolunda işi onlar adına olumsuz anlamda bir tren maç haline gelecek. Bunun farkında olduğu için seyirci de muhtemelen çok büyük baskı kuracaktır ve İstanbulspor'un öyle bir ortamda
çok. Çıkma şansı yok gibi bir şey. Haftaya ciddi yani mucizeye ihtiyaçları var derbi bence. Derbi var. Yani bir de haftaya sıra Beşiktaş'a konuk olacak. Dolayısıyla bir 6 puanlık maç oynayacaklar. Sivas'a gidiyor Fenerbahçe haftaya. Tabii geriden yani Galatasaray oynadıktan sonra oynamak da bir dezavantaj. Şimdi Galatasaray 4 atıyor. Fenerbahçe diyor ki 9 puanı indirmem lazım. O da bir gerginlik. Bak şöyle bir şey var ama bir şey diyeyim mi? Haftaya da Sivas daha erken oynuyor. Tabii. Fenerbahçe daha erken oynuyor. Daha erken oynuyor, evet. Mesela o da bence dezavantaj biliyor musun? Fenerbahçe için mi? Tabii yani çünkü şimdi Galatasaray... Ha evet. Galatasaray evet. için zaten şey diye bakıyorsun abi. Beşiktaş maçında puan kaybı diye bakıyor Fenerbahçe. Zaten Galatasaray Beşiktaş'a karşı da puan kaybetmezse bu maçı kazanıp zaten şansı yok. 6 puanla önümüzdeki hafta biterse çünkü, bence evet lig büyük ölçüde. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşündüğü ve bundan emin olduğu neredeyse bir maç olduğu için sanki yine Galatasaray'dan sonra oynasa, Galatasaray'ın puan kaybıyla beraber oynasa çok daha iyi olurdu onlar için. Şimdi kazansalar bile şey diye izleyecekler Galatasaray maçını. Ya yine kazanırlarsa yine bizim için. Ve iyi bir Sivas'a gidiyorlar. Dün Trabzon'u perişan ettiler yani. 10 kişi kaldı Trabzon belki ama çok zor bir maç olacak Fenerbahçe zor için. Maç, çok zor. Puan kaybı yaparsa Fenerbahçe Sivas'a karşı Galatasaray çok rahat çıkar Beşiktaş maçına. Yani 8 puanla çıkarsa. Bence Galatasaray'ın ilk oynaması bu hafta yani 5 haftadır ilk maçı yapıyor ya Galatasaray. Evet. Haftaya da ilk maçı yapması Fenerbahçe için daha iyi olurdu bence. Yani şöyle olacak. Eğer Sivas'la berabere kalırsa Galatasaray Beşiktaş maçında çok daha yani acayip farklı bir atmosfer olacak ve Şampi diye belki de değil mi? Bence ne eksik olur? Eğer Beşiktaş maçında Galatasaray kazanırsa bir dek neyesi kalır? Şöyle bir şey söyleyeyim. Sivas maçından mesela Sivas maçında beraber kaldı diyelim Beşiktaş Fenerbahçe. Galatasaray Beşiktaş'a kaybetse bile çok avantajlı. Aynı her şeye. 5 puan iniyor falan. 5 puan evet. Ama bir puan da şeyde var. İçeride de Fenerbahçe de içeride oynuyor. Ayrıca avarajda yani hem genel avaraj hem 3-0'ı var cebinde. Hiçbir şey değişmiyor aslında. Birçok şey. Ama bir de işte futbol hiçbir zaman işte Fenerbahçe pes etmiyor, bırakmıyor yani. O top direkten dönmese lig bitmişti. Yani büyük olasılıkla lig bitmişti. Tabii. O top direkten dönmese ama Fenerbahçe diyor ki bırakmayacağım diyor ve tabii ki aslında çok ağır favori Karagümrük maçında ama bir derbiye gidecek. Derbiyi sıkıntılı bir kaybediş de hani böyle kırmızı kartla önemli eksiklerle bir derbi bitirip 3 puanla evine dönerse o zaman işte acayip 5 hafta başlar yani. Ya ben derbinin Beşiktaş Galatasaray derbisinin çekişmeli geçeceğini düşünüyorum. Yani çok öyle. Haftaya zaten çok uzun uzadıya onu konuşuruz. Yani evet. Programın büyük bir bölümü derbiye ayırırız ama bu karşılaşmada da ben ilk yarı en azından 2 gol mü? 3 gol. 3 gol. Bekliyorum. Çok gol. Bu arada bunu da yani gaza geldim çünkü geçen hafta bütün müsabakaların hemen hepsinin skorunu doğru tahmin ettim. Öyle mi? Bunda evet. Söyleseydin sana Ahmet bir şov yapardı ya. Ben o şovu yaptım zaten Nesine'den. Haberim yok abi, her olduğu belli değil. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben de bir şey düşünüyorum. Büyüklerinizi falan bayramını diyebilirsiniz hazır burada. Evet, hepsinin bayramını kutluyoruz. Tüm izleyen büyüklerimizin ellerinden. Telefon trafiği biraz şey oluyor çünkü. Mevzu evet, yaşıklarımızın da gözlerinden yanaklarını öperiz. İnşallah daha güzel, daha İnşallah. İyi. Huzurlu, çünkü, mutlu. Çünkü maalesef deprem felaketinden dolayı evet. biraz buruk bir bayram. Umarım diğer bayrama da kısa bir süre var. Yaralar sarılmış olarak diğer bayramı karşılarız. Seni Hürgo'ya, Emre Özcan'a çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Nesine TV'nin kıymetli izleyicilerine de teşekkür ediyoruz efendim. İyi bayramlar. Haftaya 32. hafta karşılaşmalarını konuşmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.